Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, iftar için oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz sadece 3 malzeme ile tatlı tarifim var. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz, sizleri yormayacak oldukça pratik bir tatlı kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz sizleri bekletmeden tarifimizin hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine 6 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada kullandığım nişasta buğday nişastası. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra ocağıma alıyorum ve ocağımda kaynayıp kolleşinceye kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımda 1-2 dakika daha tutuyorum. Kaynaştıktan sonra ocağımdan alıyorum. Gördüğünüz gibi tatlımın kıvamı bu şekilde. İyice karıştırdıktan sonra artık kalıbımın içerisine dökmeye geçiyorum. Bu şekilde büyük küçülebilen yuvarlak kalıp kullandım arkadaşlar. Herhangi bir kalıp kullanabilirsiniz. Küçük olması yeterli. Kalıbımı servis tabağımın üzerine aldım ve alt kısmına tatlımın yapışmaması için Hindistan cevizi serpiyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum tatlımı içerisine döküyorum. Kalıbımın şu anki boyutu 20 santim arkadaşlar. Üzerini spatula ile düzeltiyorum ve artık soğumaya bırakıyorum. Tatlımı oda sıcaklığında ılımaya bırakıyorum. Ilıdıktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 1 saat dinlendiriyorum. 1 saat sonra tatlımı kalıbımdan çıkartıyorum. Eğer kalıbınıza yapışmışsa kenarlarını bir bıçak yardımıyla çizerek daha kolay çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kalıbımdan çıkarttığım tatlımı dilimliyorum arkadaşlar. Toplamda 8 dilim olacak şekilde dilimledim. Ben tatlımı dilimlerken sizler de beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kişiye erişebilmemiz için oldukça önemli. Dilimleme aşamasını bitirdikten sonra her bir dilimimi Hindistan cevizine bulayacağım. İsterseniz Hindistan cevizi yerine farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Un haline getirilmiş kakaolu veya beyaz bisküvi ile de tatlınızın etrafını bulayabilirsiniz. Her bir dilimimi alıyorum ve Hindistan cevizime batırıyorum. Her yerini Hindistan cevizi ile kaplıyorum. Gördüğünüz gibi tatlılarımı bu şekilde hazırlıyorum. Tatlıların bitinceye kadar bu şekilde Hindistan ceviziyle kaplıyorum. Tatlılarımın hepsini Hindistan ceviziyle kapladıktan sonra servis tabağıma aldım ve üzerini süslemek için bitter çikolata parçacıkları kullandım. İsterseniz üzerini farklı şekillerde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de sade şekliyle de servis edebilirsiniz. Yine tamamen size kalmış. Şimdi sizlere tatlımın kıvamını da göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak bir kıvamı var. İftar için hazırlayabileceğiniz en kolay, en hafif sütlü tatlılardan bir tanesi diyebilirim. Oldukça az malzeme ile ekonomik bir tatlı arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.